Çengelköy'le Kandilli arasında Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından bir tanesi var. Burası Kuleli Askeri Lisesi. Gerçi eğitimi bazen başka yerlerde yapmak zorunda kalmışlar. Kimi zaman Adile Sultan Sarayı'nda, kimi zaman Konya'da ama aralıksız bir şekilde eğitim devam etmiş. Bu güzel iç avludan sonra isterseniz gelin okulun farklı bölümlerini birlikte gezelim. Kuleli Askeri Lisesi'nin bulunduğu yere ilk kışla 1828 yılında Sultan II. Mahmut döneminde yapılmış. Bugün gördüğünüz bina ise 1863 yılından kalma ve Sultan Abdülaziz tarafından çok önemli bir mimara, yani Garabet Amira Balyan'a yapılmış. İşin enteresan tarafı kulelinin aslında kuleleri yokmuş. Burası eskiden kule bahçesi olarak geçen bir yer olduğu için kuleli olarak adlandırılmış. Peki bu meşhur kuleler nereden geliyor, onun hikayesini biliyor musunuz? 1837'de çok ünlü bir İngiliz gravürcü olan Thomas Alom burayı kuleli bir şekilde hayal etmiş ve öyle çizmiş. Ardından da bu gravürleri 1838 yılında İngiltere'de yayınlanmış. Ama binanın kuleli hale gelmesi 1969'u bulmuş ve Thomas Alom'un yaptığı gravürlerden etkilenerek 1969 yılında aynı kuleleri inşa etmişler. Bugün Kuleli Askeri Lisesi'nde 169 yıldır kesintisiz olarak eğitim veriliyor ve 1200 civarında da öğrenci var. Bu öğrencilerin de yaklaşık 100 tanesi yabancı ülkelerden, 9 farklı devletten gelen öğrenciler. Moğolistan'dan tutun da Gürcistan'a kadar, Azerbaycan'dan tutun da Somali'ye kadar çok farklı ülkelerden öğrenciler bugün Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim görüyorlar. Şu anda Kuleli Askeri Lisesi'nin maketinin önündeyim. Dışarıdan baktığınızda özellikle deniz tarafından sadece ön cephesini görüyorsunuz. Oysa burası yaklaşık 183 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş çok büyük bir okul. Toplamda da 30 tane binadan oluşuyor. İlk yapıldığında aslında süvariler için bir kışla olarak kullanılmış. Bugün spor salonu olarak kullanılan bina eskiden süvarilerin eğitim aldıkları manejmiş. Aynı zamanda tarihi kışlanın hemen arkasında bir iç bahçe bulunuyor, bir avlu şeklinde ve onun arkasında da diğer binaları görüyorsunuz. Burada aynı zamanda çok önemli bir kişi görev yapmış. Floransa'da doğduğu için ailesinin Florence adını verdiği Florence Nightingale dünyada hemşireliği ilk başlatan kişi olarak geçiyor. 1853 ile 1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşı esnasında hem Selimiye Kışlası'nda hem de Kuleli Askeri Lisesi'nin bulunduğu bu kışlada askerleri iyileştirmiş Florence Nightingale ve görev yaptığı yerde 24 numarayla gösterilen Maltepe binası olmuş. Askeri Lisesi'nin koridorlarında dolaşırken birbirinden değerli eserlerle karşılaşıyorsunuz. Bunların bir kısmı ise Şeref Salonu ve müze olarak kullanılan bölümde sergileniyor. Hemen arkamda bir İstiklal Madalyası görüyorsunuz. Okuldan 230 öğrenci kaçarak İstiklal Savaşı'na katılıyorlar ve bunlardan maalesef 88 tanesi şehit oluyor. Bu 88 öğrenci için de okula bir İstiklal Madalyası veriliyor. Müzede aynı zamanda Atatürk'e ait şahsi eşyalar da görüyorsunuz. Yine bu bölümde çok eski nutuklardan bir tanesi de bulunuyor.
Kuleli Askeri Lisesi'nin öğrencilerinin Atatürk'le ilgili ilginç bir anıları var. 29 Ekim 1938'de kutlamalardan dönerken gemiyle Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçiyorlar. Ve hep birlikte 10. yıl marşını söylemeye başlıyorlar. O sırada Atatürk cama çıkıyor ve öğrencilere el sallıyor. Dediklerine göre Atatürk'ün halkın önüne çıktığı son gün olmuş bu. Kuleli Askeri Lisesi'nden bugüne kadar çok sayıda ünlü isim mezun olmuş. Bunların arasında ünlü ressam Hoca Ali Rıza, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, Fazıl Üstünü Dağlarca, Ömer Seyfettin, Fevzi Çakmak, Cemal Gürsel ve Cevdet Sunay gibi isimler de var. Bu gerçekten paha biçilemez bir an. Çünkü Kuleli Askeri Lisesi'nin kulelerinden olağanüstü bir şehir manzarası var. Kuleli Askeri Lisesi'nin hemen yan tarafında Vahdettin Köşkü bulunuyor. Bu köşkte vakti zamanında Orhan Veli, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı demiş. Oysa bu manzaraya baktığınızda gözlerinizi dört açmanız gerek.